Teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Ama meyve festivali prensesinin neler yaptığını tam olarak bilmiyorum. Çiçek yarışmasına katılır. Çubuğunu çevirmeyi unutma. Balı tutmayı da unutma. Çiçek yarışmasına katılırım. Balı tatmayı da unutmam. Tamamdır. Sen yerinden çık. Çubuğunu çevirmeyi unutma. Tamam mı? Sahi mi? Prenses çubuğunu çevirmem mi gerekiyor? Çalışmalıyım. Gözlerini kırp. Tamam. Kediyi besle. Yolu belirle. Gözlerini kırp. Peki. Metotları yolla. Kediyi besle. Ama... Metotları yolla. Ben... Gözlerini kırp, kediyi besle. Sen de dans et. Üzgünüm. Ama hala görevlerimi bilmiyorum. Aslında çok basit. Prenses Çilek'in meyve festivali görev kitabında yazıyor ki... Prenses meyve festivaline başkanlık eder. Özellikle geçit töreni harika olmalıdır. Bunun anlamı ne? Yani her şeyi hazırlamak senin görevin. Hoşçakal. Durun lütfen. Bu büyük bir onur ama geçit töreni düzenlemeyi bilmiyorum ki ben. Tabii, ne şapşalım. İşte yapılacakların listesi. Teşekkür ederim. Fena görünmüyor. Koşan üzümler adına. Yapacak çok iş var Kaymak. Hepsini nasıl halledeceğim? Bir lider ne yapar? Buldum. Ekibindekilere görev verir. Ama ekibim kim benim? Tabii ki dostlarım. Çünkü Kaymak yardım teklif etmişlerdi. Evet, şimdi bu görevleri dağıtalım bakalım. Alo, yaban mersini. Merhaba Limon. Erik dostum, nasılsın? Geçit törenine yardım eder misin Portakal? Lütfen. Framboaz, yardım etmelisin bana, olur mu? Seve seve. Evet, bunu da hallettiğimize göre... Görüşürüz Kaymak. Merhaba Portakal. Yemeği planlayacaktım ama uğrayıp süslemeleri bir göreyim dedim. Ne yapıyorsun? Sincap fındıklarını ayırıyorum. Gerçek fındıklar, metallerle karışmış. Dükkanda her şey düzenli olsun isterim. Böylece istediğin süslemeye odaklanabilirim. Acaba fındıklar geçit töreninden sonraya mı kalsa? Ben de sana yardım ederim. Ben de bu kutu neden böyle ağır diyordum. Şimdi olay açıklığa kavuştu. Ama çelenk tören için çok önemli biliyorsun. Olamaz. Saate bak. Çilek için çiçek toplamalıyım. Çilek, birkaç dakika dükkana göz kulak olur musun lütfen? Tabii Portakal. Sen git. Sıkılırsan fındıkları ayırabilirsin tabii. Tamam. Merhaba Çilek. Portakal nerede? Bir yere kadar gitti. İyi ki uğradın Erik. Dut kardeşler dansını tamamlayabildin mi? Daha değil ama tören sırasında Portakal'la Çilekli Bahçe Tavşanı dansını yapacağız. Ama Dut kardeşlerin... Madem Portakal yok benimle çalışabilirsin. Çok isterim ama şu an Portakal'ın bir işini yapıyorum. Sorun değil. Dans ederken de ayırırsın. Hadi gel Çilek. Şimdi sol, sağ, sol, 2, 3, 4. Neler oluyor? Gelsene yaban mersini, tören dansını çalışıyoruz. Nasıl buldun bakalım? Bol zıplamalı görünüyor. Tören demişken tören yolu nasıl gidiyor söyle bakalım. Gitmiyor. Her yerde soğuk mürekkepli meyve matik 3000 kalemimi aradım. Sonra birinin ödünç aldığını hatırladım.
Odamda bir yere bırakmıştım. Eriğin aklından çıkmış olmalı. Şey, basit, sıradan, ucuz bir kalemle çizmek zorunda kaldım. Yani istediğim kadar güzel olmadı. Bir baksana, sence fazla mı uzun olmuş? Aa, şu an portakal ve eriğe yardım ediyorum. Bir saat sonra kafeye gelirsen o zaman belki bakabilirim. Bir saniyeni alır ya da dakikanı. Okuma hızına bağlı tabii. Tamam. Neler oluyor? Aramıza hoş geldin. Çalarım. Ah, kusura bakmayın kızlar ama her yanım proje doldu. Sonra gelip hepinize yardım edeceğim. Hatta bence siz üçünüz birbirinize yardım edin. Olur mu? Böylesi daha iyi. Üzgünüm. Çok meşgulüm. Haritayı yeniden çizmem gerekecek. Kalemle. Ben de dansın bir yerine zıplama yerine takla koyacağım. Bu çiçekler de kendiliğinden birleşmez. Tamam. Framboaz. Merhaba Çilek. Neler oluyor? Bana yardım ettiğini biliyorum ama bir de elbise diker misin lütfen? Ne olur. Lafım olur tabii ki. Bu muhteşem kelebeğin kanatlarını bitirince hemen hazırlarım. Sonunda biri kabul etti. Teşekkür ederim. Merhaba Çilek. Merhaba Framboaz. Merhaba Limon. Merhaba Limon. Tören için hangi şarkıyı seçtin? Ben de bunu konuşacaktım. Vay canına, bu yanında duracağım kelebeğin mi? Evet. Tutsana. Olur. Şuna bak. Gördün mü? Tam oldu. Bu harika kızlar. Ama tören çalışmalarına dönelim mi artık? Bu kanatlara en çok ne yakışır biliyor musun? Tabii ki kristaller. Evde biraz kristalim var. Kanatların üstüne serpersem tam bahar geçit törenine uygun olurlar. Harika olacak. Dur bekle. Kanatlar birbiriyle aynı olmalı. Limon tasarımını değiştirdiği için üzülmüşsündür. Hayır. O çok haklı. Daha parlak olmalılar. Bence kanatlara biraz da simli tutkal koymalıyım. Harika olur. Belki de bolca koymalıyım. Evet, sim yakışır ama yapacak daha önemli işler yok mu Framboaz? Hangi tören için falan? Evet, kanat yapmak törenden kesinlikle daha çekici. Tamam, o zaman kanatları Limon'la birlikte tasarlayın. Yani yardımlaşın, çabucak biter. Hazır buradayken bana yardım etsene, böylece çabuk biter. Özür dilerim Framboaz ama şu an yapamam. Yarım kalan işlerimi bitirmem gerekiyor. Yaptıkların için teşekkür ederim. Gitmeliyim, hoşça kal. İyi bir lider olayım dedim kaymak ama işler yolunda gitmedi. Dostlarıma görev verdim, onları izledim, moral verdim ama nedense hiçbir şey bitmedi kaymak. Kaymak? Seni anlıyorum. Dikkatini başka bir şey çekti. Dostlarımınki gibi. Bu çok kolay. Keşke birbirlerine daha fazla yardım edebilseler. Sanki herkes o kadar gergin ki. Listedeki her şeyi sonuna kadar yapmayı nasıl bitirebileceğimi bilmiyorum. Ne oldu kaymak? Bir şey mi buldun? Bu son görev, evet. Hayır, bir tane daha varmış. Şöyle yazıyor. Öyle hızlı yazdım ki son görev kaldı. Ama bir numara, tören eğlenceli olsun. Bunu herkes bilir. Hayır, bekle. Bunu yanlış yapıyordum. Öyle çok görev verdim ki kimse eğlenemedi. Belki de herkese fazla yüklendim. Bundan sonra daha çok çalışacağım.
Arabayı süsle. Tamam. Yemekler. Tamam. Çubuk çevirme. Vay canına, tamam gibi. Çilek. Ha? Zaman daralıyor ama. Ancak bu kadarını yapabildim. Tamamdır Portakal, üzülme. Buraya bırakabilirsin. Gerisini ben hallederim. Çok teşekkür ederim. Portakal, gülümsemeyi unutma. Tamam. Bak Çilek, geçit yolunu tekrar değiştirdim. Bunu daha çok sevdim. Ne diyorsun? Bir dakika yaban Mersin'i. Dur Çilek, işaretler yanlış yerde. Bu eski yol. İşte yeni yol burası. Haritanı daha önce alsaydım değiştirebilirdik. Ama şimdi olmaz. Eski yoldan gideceğiz. Ama mürekkeple çizdim. Üzülme. İşaretleri değiştiririm. Sen dert etme. Hey yaban Mersin'e, zıplayışıma bak. Çok daha iyiyim. 5. kez daha iyiyim diyorsun Erik. Merhaba Çilek. Hangimizin kanadı daha güzel oldu? Kızlar, bu bir tören, yarışma değil. Eğlenmeniz gerek. Üstelik ikisi de çok güzel. Gördün mü? Benimkini sevdi. Hiç de bile, benimkine bayıldı. Bak Çilek, fazladan süs getirdim. Çünkü yaban Mersin'i tören yolunun uzadığını söyledi. Bununla neresi süslenir ki? Ayakkabı kutusu mu? En azından bu bir işe yarıyor değil mi? Biri bana yardım edebilir mi? Dans da işe yarar. Çok zorsa yaramaz. Yeni çifte hoplamanı vaktinde öğrenemeyeceğim. Limon'un müziği geç seçmesi benim hatam değil. Hey, haritamda hopluyorsun. Şu şeyi suratımdan çeker misin? Seninki çirkindi zaten. Haritam mahvoldu. Hoplamak çok saçma. Sen sadece süsleme yaptın, evet. Olamaz, hiç zevkli değil. Öyle olsun. Kızlar. Öyle çok iş verdim ki birbirlerine karşı nazik olmayı unuttular. Ama en azından biri yardım etmeye geliyor. Çilek, dikiş dikmek bana göre değilmiş. Buna boncuk dik lütfen. 10 dakika sonra alırım. Gitmeliyim, müziği ayarlamalıyım. Hoplayan üzümler. Kaybolmuş. Çilek kızı gördün mü? Hayır ama kafede çubuğunu buldum. Hiçbir dükkanda yok. Ve her yere baktık. Peki ya gitmişse? Neden meyve festivali prensesi olmak istemesin ki? Gerçekten çok fazla görevi vardı. Ben üstüme düşeni yaptım. Öyle sayılır. Evet. Ben onu yarı yolda bıraktım. Benden ufak bir şey istedi ama ben ondan yardım istedim. Ve rica bile etmedim. Kızlar, hepimiz küçük planlarımıza ve isteklerimize o kadar daldık ki... Çileğin isteklerine yeterince özen gösteremedik. Gitmesine şaşmamalı. Yerinde olsam ben de giderdim. Çok bencildik. Yardımlaşmamızı istedi. Bizse sadece kaba davrandık. Kabaydım. Bizden ufacık bir şey istemişti. Ben her şeyi mahvettim. Hayır, hayır. Şapşal simlerimle en iyi kanadı ben yapmaya çalışıyordum. Neden onu dinleyip onunla yardımlaşmadım ki?
İşte mendilimi al. Teşekkür ederim. Hepimiz suçluyuz. Çilek kız çok uğraşmıştı. Harika bir liderdi. Ha, şikayet etmezdi. Hep kibardı. Ha, kalbi altın gibiydi. Bizden sadece eğlenmemizi istedi. Ha, ama şimdi bizi terk etti. Birini indirebilir mi? Yalvaran sesini zihnimden atamıyorum. Lütfen. Durun. Bu ses gerçek. Ha? Ha, bakın yukarıda. Hey, buradayım. Onu kurtarmalıyız. Hadi kızlar. Çiçekleri getir. Lütfen. Kanadı ben alırım. Beni izleyin. Size yolu göstereyim. Çilek. Aa, indiğimizde söylerim. Tutup çek lütfen. Tutup çek. Tutup çekin lütfen. Evet. Tutup çekin. İndirin. Tutup çekin. İndirin. Neye gülüyordun bakalım Çilek? O daldayken hepiniz beni kurtarmak için uğraştınız. Keşke görebilseydiniz. Yürüyor, şarkı söyleyip sürekli yürüyordunuz. O kadar güzel gözüküyordu ki. Güzeldi zaten. Birlikte çalıştık ve nazik davrandık. Kızlar, tören yapamayacağımızı sandım ama dünyanın en güzel törenini yaptınız siz. Yaptık mı? Ha, evet yaptık. Hayır, bir konuda anlaşalım. Çilek, bu töreni gerçekleştiren kişi sendin. Kimse yardım etmedi ama sen hiç vazgeçmedin. Sana bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz. Gerçek bir prenses gibi hissediyorum kendimi. Let it shine.
Günaydın dut çiçeği. Günaydın çilek kız. Bugün ne yapıyorsun? Çiçeklerin boyutlarını değiştirmeye çalışıyorum. Bir büyük yapıyorum, bir de küçük. Yeterince yerin olmasa bile bir sürü çiçeğin olabilir ama. Bu gerçekten harika bir fikirmiş. Günaydın Framboaz. Merhaba Çilek. Çiçek toplamak için çok güzel bir sabah değil mi? Ben sadece toplamıyorum Çilek. Yapraklarından yeni bir parfüm yapacağım. Çok güzel. Evet, güzel. Ama yeni bahar koleksiyonumun bir parçası olacak. Yani en iyisi olacak. Bu yüzden çok özel yapmaya çalışıyorum. Seçtiğin bu çiçeklerle çok özel bir şey yapacağından hiç kuşkum yok. Hoşça kal. Çok garip ama çok güzel kokuyor. Günaydın Framboaz. Günaydın Dut Prenses. Bir iyilik isteyecektim. Tabii dinliyorum. Çünkü büyük ya da küçük bütün Dut kardeşlere yardım etmekten mutluluk duyarım. Kızlar bu yeni pudingimi mutlaka tatmalısınız. Nefis gözüküyor. Framboaz nerede? Sabahtan beri görmedim. İşte geldi. Merhaba Framboaz. Dikişe hazır mısın? Başka dikiş yok. Lütfen. Ben de bugün dikiş kulübüne katılamayacağımı söyleyecektim. Ama dikiş kulübüne bayılırsın. Bir sorun mu var? Evet, işte bu. Prensese Dut kardeşlerin meyve ezme dönemleri için kıyafet yapacağıma söz verdim. Onlarca ama onlarca dutlar küçük olduğu için kolay olur sanmıştım. Ama o kadar küçük bir şey yapmak aslında oldukça zormuş. Su geçirmemeleri için ip incecik, mini minnacık dikilecekler. Maalesef dikiş makinem dikemiyor ve görmek çok çok zor oluyor. Bittim. Bu çok kötü. Zavallı Framboaz. Olamaz. Framboaz. Keşke Dut kardeşler de bizim boyumuzda olsaydı. En azından gözlerim mahvolmazdı. Altmış tane daha kaldı. Hayır. Vaktinde yetiştiremeyeceğim. Keşke bu kadar küçük olmasalardı. Keşke. Aslında Dut kardeşler daha büyük olurlarsa hem benim işim kolaylaşır hem de daha çok meyve suyu çıkarabilirler. Harika olur. Hadi çabuk ol. Hadi geliyorum. Günaydın. Günaydın Framboaz. Harika görünüyorsun. Merhaba. Nasılsın? Merhaba. Tamam arkadaşlar, fazla büyükler ama birazdan tam size göre olacaklar. Şimdi kıpırdamadan bekleyin, olur mu? Güzel. Yoksa kötü mü kokuyordum? Hayır, biraz sabret. İşte şimdi giy bakalım. Tada! Canım, bu garip deneyebilir miyim? Tabii ki. İşte alın bakalım.
Bana bakın. Bana bakın. Hayır, ben görmeyeceğim. Yaşlıyım. Çok sıyım. Bir kere gelin. Ben bunu bayıldım. Harika. Hadi dışarı çıkalım. Olamaz. Geri gelin. Parfümüm. Vay canına. Kocaman bir tarafa. Bu i̇şte görüntü de ne böyle? Evet. Bak. Ne? Gerçekten harika. Nasıl yani? Dur kardeşler. Harika. Bu çok eğlenceli. Evet. Vay canına. Burada şehrin yarısını görebiliyorum. Yeni halimizle meyve suyunu hemen çıkarabiliriz. Framboa sağ olsun. Burası çok dar. Olamaz. Normal halinize dönene kadar meyve fabrikasında çalışamaz ve meyve suyu çıkaramazsınız. Burada neler oluyor? Dut kardeşler nasıl büyüdü? Framboz, Dut kardeşlerin olduğunu biliyor musun? Hey, aranızda üşüyen var mı? İçeri girmemiz gerek. Geldim Framboz. Bizi büyüten parfümünü alabilirsin. Teşekkür ederiz. Aslında şey canım, garip hikaye. İnanamıyorum. Bunu spreyim yapmış olmalı. İşte böyle oldu. Parfüm onları nasıl büyütüyor bilmiyorum ama büyütüyor. Ama bu çok saçma. Parfüm hiçbir şeyi büyütmez. Dut çiçeği. Ona ne olmuş? Çiçekleri büyütecek bir sprey yapıyordu. Parfümüne çiçek topladığın yerin yakınındaydı. Çok rüzgar vardı. Çilek kız, çilek kız. Özel spreyim işe yaramış olmalı. Sanırım nedenini bulduk. Büyütücü spreyim bir şekilde parfümüme karışmış. Dut kardeşlere sıktığımdaysa... Sen Dut kardeşlere mi sıktın? Evet. Küçük salopetler yapmakta zorlanıyordum ve ben de... Ama Framboz, Dut kardeşleri nasıl yeniden küçültmeyi düşünüyorsun? Büyük olmaktan hoşlanacaklarını düşünmüştüm. Dut çiçeği, çiçekleri küçültücü spreyinde var, öyle değil mi? Elbette var. Hangi boyda olsun istersen yaparım. Yani belki Framboz daha fazla parfüm yapıp diğer spreyle karıştırırsa... Neden parfümümle karıştırmamız gereksin ki? Çünkü sprey öyle işe yaramıyor. Daha çok zaman alıyor. Parfümdeki bir şey dut çiçeğinin spreyle karışınca değişikliğe neden oluyor olmalı. Artık iş ikinizde. Özel bir parfüm hazırlamanız gerekiyor. Ben buradayım. Hadi bakalım. İşim bitmek üzere dut çiçeği. Hadi gidelim. Umarım bu işe yarar. Hiçbir şey olmadı. Daha iyi kokuyor. Bu sabah bu şişeyi mi kullandın? Hayır.
O şişe işte burada. Meyve ışıltıları. Ben bir şey görmüyorum. Senin göremeyeceğin kadar küçük. Ama benim değil. Ha, sadece büyütücü spreyle parfümüm değil. Işıltılar da karışmış yani. Ha, iyi ki hala çok küçüksün. Yoksa bunu hiç ama hiç anlamayacaktık. Işıltı yapabilirim. Ama ne kadar gerekeceğini bilemem. Bu kez işe yarayacak. Başardık. Şapka da işe yarıyor. Ama bunu bir kez daha denesek tam olur. Başardık. Dut çiçeğiyle dut kardeşleri normale çevirmenin yolunu bulduk. Bu harika. Harika haber. Yapabileceğini biliyorduk. Aferin Framboz. Yaşa Framboz. Hadi bakalım. Dut çiçeği sayesinde her şeyi eski haline getireceğiz. Hey. Bir sürü ışıltı gerekiyor. Çalışıyorduk. Ama dut çiçeği doğru ışıltılara uydurmayı başaramadı. Tekrar deneyelim. Bu kez önce mavi olan başlasın. İsterseniz saklanın. Çalışamayacak kadar büyükler. Ha, meyve fabrikasında çalışamazlarsa. Kimse parlak meyve suyu çıkaramaz. Meyve suyu biterse Çilekli Bahçe şehrine ne olur? Bu gerçekten çok korkunç. Dut kardeşleri büyütmek işe yarar sanmıştım. Bütün Çilekli Bahçe şehrini etkileyeceğini hiç düşünemedim. Şu an meyve fabrikasında çalışabilecek sadece biz varız. Aslında haklısın. Ne yapacağımızı gösterin. Bu soruna ben neden oldum ve şimdi de ben düzelteceğim. Ben de varım. Ben de. Ben de. İyi kızlar. Tamam. Framboz, daha fazla parfüm yapmamız gerekiyor. Ama fabrikaya gidip prensese yardım etmem gerekiyor. Ayrıca ben çiçeklere yetişemeyecek kadar da küçüğüm. Hiç de bile. Boyumuz küçük olsa da büyük işler yapabiliriz. Özellikle de çileklere yetişecek dut kardeşler varsa. Bu arada aklıma takıldı da biz fabrikada çalışırken dükkanlarımızda kim duracak? Meyve salatası mı? İşte hazırlar hazırlamaz getiriyorum. Masa beşi, iki fincan çay. Tamam. Evet, iki fincan. Bana sorma, waffle hiç yapmadım. Tamam, evet. Bilmiyorum.
Şunlara baksanıza. Ne yapacağız? Bunları nereye koyacağız? Buldum. Renklerine göre dizelim. Çok haklı. Yeşille başlayın. Ne harika fikir. Ne yapacağız? Dut kardeşler ne yapıyorsa onu. Hadi. Şundan. Keşke biz de Dut kardeşler gibi yapabilseydik. Ay. Ah, çok kolay görünüyordu. Ama değilmiş. Küçüldüğüne sevindin mi? Büyük olmak güzeldi. Ama biz küçük olmaya alışkınız. Halinizden memnun olduğunuzu anlamalıydım. İşimi kolaylaştırmak için sizi değiştirdim. Çok özür dilerim. İşleri Çilekli Bahçe şehri için korkunç hale getirdim. Şimdi yeni bir karışım hazırlayıp sizi eski halinize getirelim. Tekrar normale dönmeye hazır bakalım. Ben. Lütfen. Her şey sonunda eski haline döndü. Kızlar, Dut kardeşlerin büyümesini istemedim. Ama Çilekli Bahçe şehrinde herkesin birbirinden farklı olmasının önemini daha iyi anladım. Ben de. Aynı şekilde. Evet. Sen ve karışımın sayesinde Dut kardeşlerin aslında ne kadar büyük bir işe yaradıklarını anlamış olduk. Ne kadar küçük olurlarsa olsunlar. Meyve fabrikasını bizden iyi çalıştırdıklarını da öyle. Büyük ya da küçük fark etmez. Herkesin kendine özgü bir katkısı var. Dut kardeşler gibi. Ve bizim de öyle. Yoğun bir gün geçirdik. Ama yarın meyve ezmemiz gerekecek. Oh. Dut kardeş, salopetleri yapacağıma söz verdim. Belki dut çiçeği beni tekrar küçültürse... Dikmene yardım etmemize ne dersin?